Bugünkü ikinci dersimizde aritmetik diziyi tekrar edeceğiz. Bu sınav öncesi bir hatırlatma maksadıyla işliyoruz. Aritmetik dizide dizinin aslında iki önemli bir kısmı vardır. Çoğu dizi soruları zaten aritmetik veya geometrik dizi olarak soruluyor. Aritmetik dizi eklemeli dizi diyebilirsiniz. Yani terimleri birbirine eklene eklene gittiği için sürekli bir şey ekleye ekleye gittiği için ona eklemeli dizi diyebiliyoruz. Örüntüler çok rahat görülebiliyor aritmetik dizide. Yani baktığımızda ardışık iki terim arasındaki fark sürekli sabit olan, hep aynı olan dizilere aritmetik dizi denir. Aritmetik dizide ortak fark bir sonraki terimden bir önceki terimi çıkardığımızda buluruz her zaman. Ardışık olması lazım. Ve genel terimi de AN, ilk terime ne ekliyoruz? Ortak farkı terim numarasının bir eksiği kadar ekliyoruz. Bunları hatırladık. Devam. Aşağıdakilerden hangisi aritmetik dizinin genel terimi olabilir? Şimdi gençler, doğrusal fonksiyon hatırlarsanız geçen seneden fx eşittir ax artı b idi. Zaten diziler de bir doğrusal, diziler de fonksiyon olduğu için onları da fonksiyon türünden tanımlayabiliriz. Aritmetik diziler böyle doğrusal arttığı için veya azaldığı için doğrusal fonksiyonla aynı şeyi özelliği gösterirler. O halde an eğer aritmetik dizi ise an artı b gibi bir formülü olacaktır. Yani doğrusal fonksiyonu aynı. Buradaki değişken x olduğu için x geldi. Burada değişken n olduğu için an n geldi. Fark etmiyor. O halde bakacağımız şey bu. Mesela bu olmaz. Üstel fonksiyon aritmetik olmaz. Bu da üslü fonksiyon. Bu da olmaz. Karekök olduğu için zaten olmaz. Şurada da bu kesirli olduğu için doğrusal gitmez bu da. Burada tek işimizi yani benzeyen doğrusal fonksiyon ve şey budur. Ve aritmetik dizi olduğu için neyden dolayı? Neyin kat sayısı da bize ortak farkı verdiği için aslında burada ortak farkı 5 olan bir aritmetik dizi. İlk 3 terimi 1, 4, 7 olan aritmetik dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? İlk 3 terim buysa 1, 4, 7 yani burada ortak fark. Gerçi biz dersimizde ortak farkı D olarak da gösterdik ama siz ne yaptınız bilmiyorum. D de diyebilirsiniz, R de fark etmez. Burada kitap R'de için bize R diyelim. R'nin 3 olduğu belli. R 3 ise aslında 3n olacağı bellidir gençler. Yani ortak fark hep n'in katsayısıdır. Bir kere cepte bu. Gelelim an yazmaya. O zaman devam ediyoruz. Şimdi n 3 ise n yerine değer yazarak düşünebilirsiniz. N yerine bir yazdığımızda bir vermesi lazım. Şimdi bir yazarsam burası 3 olduğuna göre bir vermesi için ben 2'yi çıkarırsam bakın 3n eksi 2 B şıkkında bulduk. Ya da bunu formülle yapabilirsiniz ama böyle formülle uğraşmadan pratik bir şekilde bulmak mümkün. Tek bilmemiz gereken şey ortak farkın n'in kat sayısı olduğu. Çünkü doğrusal fonksiyon demiştik ya an artı b demiştik. İşte oradaki a ortak farktır her zaman. 3n ile başladığı garanti. Sonra ilk terim tutturmak için de buraya sabit değeri eksi 2 verdim. Gerçekten sağlıyor mu bakalım. İkinci terim için n yerine 2 yazayım. 2 yazdığımda 3 kere 2 6. 6 eksi 2'den 4. Yani 1, 4, 7'yi sağladığını görebilirsiniz. Devam. AN aritmetik dizisinde. Şöyle bakalım. Ne demiş? Bunlar arasındaki fark olduğuna göre bu kaçtır demiş. Zaten bu ardışık olduğu için terimler demek ki aslında bize R'yi vermiş. R 3 ise burada da ardışık. O zaman yine 3'tür. Geçelim. Bunlar biraz daha temel sorularmış. A'nın aritmetik dizisinde A9 eksi A8. Nedir bu? İki terim arasındaki fark yine. Ardışık terim arasındaki fark. Ve bunlar da bu olduğuna göre bakın yine bu ortak fark 15 eksi 14. Bu da ortak fark. Yani bunlar o zaman birbirine eşittir. 2K artı 3 ile 3K eksi 1 eşittir. Buna göre diyor ki A5 eksi A4. Bu da R'dir. Öyleyse bunların ikisinde R olduğunu gördük. K'yı bulursak R'yi buluruz. K buradan ne gelir? Karşıya attığımızda 4 gelir. K 4 ise R de ya buradan ya da buradan fark etmez. 11 olarak çıkacaktır. Devam edelim.
A1 2 A7 eksi A6 3. İlk terimi vermiş. Burada da ortak farkı vermiş. Çünkü 7 ile 7. terim, 6. terim arasındaki fark aslında ortak farktır. O halde genel terimi nasıl buluyorduk? İlk terim artı R eksi 1 çarpı yok N eksi 1 çarpı R. Buradan bulabiliriz ama ben bir de pratik yolda çözeceğim bunu. A n eşittir. İlk terim kaçtı? 2 idi. 2 artı N eksi 1 çarpı ortak fark R olduğu için 3. Hemen bakalım. 2N eksi 3 ne 2N pardon. 3N eksi 3. Yanlış yaptım. 3N eksi 3. İfadeyi toparladığımızda 3N eksi 1 geldiğini görebiliriz. Görüldüğü gibi bayağı bir işlem kalabalığı oldu. Oysa bu kadar uzatmaya gerek yok. Zaten biz R'yi 3 olarak gördükten sonra AN'in 3N olduğunu bilebiliyoruz. 3N olduğu garanti. Zaten şıklardan direkt 3N'i bulabilirsiniz. Ama illa şıklardan değil de normal bulmak istiyorsanız da buraya sabit sayı koymanız lazım. Peki onu nasıl yapacağız? İlk terim 2'ymiş. İlk terim 2 olması için N yerine 1 yazmamız lazım. 1 yazınca burası 3. O zaman 3'ten kaç çıkarsa 2 gelir? 1. Yani 3N eksi 1'i bu şekilde daha pratikte bulabilirsiniz. Gelelim neye? Bu AN aritmetik dizisinde şu özelliklere. Herhangi ne demiş? Evet. Terimlerin numaralarını topladığımızda bakın toplarsak y'ler gidiyor. 2'ye böldüğümüzde x geliyor değil mi? Toplamları ortadaki terim diyelim aslında. Ortadaki terim dersek daha mantıklı olur. Bir terim düşünün ortadaki terim. Mesela A7. Bundan eşit mesafede uzaklara gittiğinizde mesela 7'den 4 birim geldim A3. Buradan da 4 birim ileri gittim A11. Bunların toplamı buna eşittir. 2 katına eşittir. Onun mantığı şu gençler. Şuradaki alt indislere bakacaksınız. İndislere baktığınızda kaç yapar? 14 mü yapar? O halde A3 ile A11'i topladığımda indisleri 14 yapan iki tane herhangi terim olabilir. Yeter ki toplamları 14 yapsın ve iki tane olsun. Çünkü burada iki tane var. O halde A7 artı A7 diyebilirsiniz. 14 yapıyor. Ve bu da bize iki tane A7 olmuş oluyor. Şuradaki özellik bu işte. Ama illa A7 olmasına gerek yok. A3 ile A11'in toplamı mesela A4 ile A10 da diyebilirsiniz. Sonuçta 14 bakın. Bunların özelliği şu. Her ikisi de A7'ye eşit mesafede olduğu için o sebeple bunların toplamı aynı oluyor. Yani aritmetik ortalamaların 7 olması yetiyor. Aşağıda da örnek vermiş zaten. Sonra ilk n terim toplamı demiş. N terimin toplamını daha soru gelirse hatırlatırız. Bakalım. 3 x eksi 5 9 terimleri aritmetik bir dizinin ardışık 3 terimi olduğuna göre x kaçtır? Şimdi ardışık olduğuna göre bunlar bundan bir sonraki terim, bundan bir sonraki terim. Öncelikle mantıken yapalım bu soruyu. Burada 3'ten 9'a gelmiş. Bir adımda 2 adım 9'a gelmiş. O halde arada 6 atlamış demek ki. O halde buraya gelirsen de buraya 6 atlamışsa buraya 3 atlayacaktır. Yani x eksi 5'in 6 olduğunu görebilirsiniz. Çünkü aritmetik diziyse bu 3, 6, 9 diye gitmesi lazım. X eşittir 11 geliyor. Çok basit bulduk bunu zaten ama başka türlü bulabilirdik. Başka soru varsa orada yapayım bunu. Benzer tarzda. Ya da şöyle yapardık gençler. Aritmetik düz olduğu için bunların aralarındaki ortak farklar hep aynı olacaktır. Yani x eksi 5 3 çıkarırsam eşittir 9 eksi x eksi 5. Buradaki farklardan da x'i bulabilirsiniz. 9 eksi buradan 14 eksi x. Burası da x eksi 8. Karşıya attığımızda 2x eşittir 22, x eşittir 11 gelir. Ortak fark yardımıyla da bulabiliriz. Devam. A, B, C, D falan filan demiş. Bu dizinin ardışık 7 terim olduğuna göre bunların toplamı kaçtır demiş. Bunların toplamına şöyle bakabilirsiniz yine. Bu kaçıncı terim? Şimdi bir varsayalım burası birinci terim olsun.
1, 2, 3, 4. terim burası değil mi? Ortada. O halde bu terime eşit mesafedeki terimlerin toplamları bunun iki katını verecekti. Yani ben A artı F'nin B artı E'ye onun da C artı D'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Ve hatta bunların da iki tane 3'e. 3 artı 3 diyeyim onu da. Orada terim numaralarından yapmıştık az önce. Oradaki mantıktan geliyor. Yani bunların hepsi 6. O zaman 6 buradan gelir. 6 buradan gelir. 3 de buradan. 3 bir tane olduğu için tabii onu bir tane sayacaksınız. Onu dikkat edin. 6 6 artı 6 artı 6 artı 3'ten 24 27 geldi. Aa, yanlış yaptık. Bir 6. Bir 6 daha. 21 olacak hocam toplamı. Ha, 18 ya, ben niye 4 tane saydım ya, pardon. 4 tane 6 yaptım. 3 tane 6 var, 21 doğru. Pardon gençler. Ben 6'yı 4 saydım ya. Tamam. Devam edelim. Aritmetik dizi demiş. 5. terim vermiş, 8. terim vermiş. Buna göre falan filan bilgileri hangileri doğrudur demiş. Öncelikle 5. terimden 8. terime artmış. Şu özelliği biliyorsunuz herhalde. Eğer ortak fark lazımsa terimlerin kendilerinden, yani A8 ile A5 arasındaki fark, terimlerin numaralar arasındaki farka bölündüğünde ortak fark çıkacaktır. 8 eksi 5. Yani bu da bize şunu gösteriyor. 33 eksi 21 bölü 3. 33, 12 bölü 3'ten 4 gelir. Ortak farkı 4'tür. Bunu şu mantıkla yapabilirsiniz gençler. Gayet basit mantığı var bunun. Geçen senelerde de bunu fonksiyonlarda görmüştük zaten. Doğrusal fonksiyonlarda bu kural çok kullanılıyor çünkü. Aritmetik dizi de bir doğrusal fonksiyon olduğu için o mantığı kullanalım. Mesela A5 21 mi? A8 33 mü? Şimdi bakalım buradan. 5'ten 8'e kaç adım gelmiş? 3 adım gelmiş. 21'den 33'e kaç adım gelmiş? 12 adım değil de 12 sayı artmış. O halde 3, 12. 3 adım da 12 arttığına göre buradan R eşittir 12 bölü 3, 4 diyebilirsiniz. Ya. Zaten bu aynı şeyi burada da yapmış oluyoruz. O bunun formüle edilmiş hali. 4'ü buradan bulduk. Hatta buradan istediği terim sorabilir. Mesela bak, 3. terimi sormuş. 3. terime gitmek istiyorsam ben o zaman şöyle geri gideyim. Artık onu yeşil yapayım da. A3'ü mü sormuş? Eşittir soru işareti. Hop, geri gideceğim. Kaç adım gideceğim? 2 adım. Ama tabii azaldığını varsayalım. Eksi 2 diyelim. Geri gittik. O halde bu da 4 4'ten 4 çarpı 2. Yani eksi 8 azalması lazım. 21'den 8 çıkarırsam 13 olacaktır. Yani 3. terimi 13 doğru. Ve A2 artı A11'in 54 olduğunu vermiş. Bakalım bu doğru mu? A2 ile A11 toplarsak kaç yapar? 10, 13 yapar. Aa, denk gelmiyor. Toplam 13 yapan, evet, yok, sağlıyormuş, tamam. A2 ile A11 toplam 13 yaptığı için alt indislerin. O halde 5 ile 8 de 11 yapar. A5 ile A8'in toplamı eşittir gençler. Bu da 21, 33 daha 54'e eşit olacaktır. Bu da doğruymuş. Yani hepsi doğru cevap. Alt indislere bakarak çok rahat eşitlik sağlayabilirsiniz. Ama böyle yapamazsanız da zaten A2'yi bulup A11'i bulup oradan da soruyu çözersiniz. Buradan ortak farkı buluruz. Şunu sormuş. Bakalım. A21'den A11'i çıkardığımızda 20'ymiş. Yani bu, baktığımızda gençler, 10 adımlık mesafe, 10 adımda 20 fark oluşmuş. Aslında burada R'nin 2 olduğu belli. Ya da R'nin 2 olduğunu bu sefer farklı bir yöntemle bulalım. Şöyle. Bakın. A21'i ben A11 cinsinden tanımlıyorum. A21 eşittir A11'e ne yapacağız? R tane R ekleyeceğiz. Aradaki fark 10 olduğu için 10 R ekleyeceğiz. Böyle diyebilirsiniz. O halde A21 yerine ben A11 artı 10 R eksi
A11 diyelim. Eşittir 20. Bunlar gittiği için 10R eşittir 20. R eşittir 2. Buradan da görebilirsiniz. Ya da hocam zaten ben bunu mantıken görüyorum. 21'den 11, 10 adım. O halde 10 adım da 20. Bir adım da 2'dir. Yani oradan da görülebilir. Çünkü bir adım dediğim şey burada ortak fark. Gelelim buraya. 2018'den 2017 arasındaki farkı soruyor. Zaten bunlar ardışık terimler. O halde 2 olması lazım. 1R'yi soruyor yani burada. 18, 17. Evet doğru. 2'ymiş. Devam. Logaritmalı. Evet az önceki sorunun biraz logaritma türünden vermiş. Bu terimler ardışık aritmetik dizinin ardışık 3 terimiymiş. O halde x kaçtı diyor. Hemen bakalım. Ardışık olması için bunların ortak farklarının eşit olması lazım. Yani şunlar şu eksi bu ve bu eksi bu eşit olacak. Öyle çözebilirsiniz veya şunu da bulabilirsiniz gençler. Bu sefer bunu da farklı yöntemle yapalım. Şunların toplamı şunun iki katını verecekti. Bir de bu sefer böyle yapalım. Yani iki tane logaritma 9 tabanında x eksi 1 bu terimin iki katı bunların toplamıydı. Ya da bunların aritmetik ortalaması burayı veriyor diyebilirsiniz. Her halükarda fark etmiyor. Logaritma 72 tabanında 9 ile logaritma 72 tabanında 8. Burada tabi logaritma bilgisinin de ihtiyacınız var. Logaritma bildiğimiz için sıkıntı olmaz. Şurayı tek bir logaritmaya dönüştürdüğümüzde bu aynı tabanda olduğu için içeride çarpılacaktır. Logaritma 72 tabanında 72. Burası da şu gerçi gerek kalmadı. Burası 1 olduğu için çok uzatmaya gerek yok. 2 tane logaritma 9 tabanında x eksi 1. Burası 1 olduğu için karşıya atarsak logaritma 9 tabanında x eksi 1 eşittir 1 bölü 2. Şimdi logaritmadan x eksi 1 dışarı atalım. Dışarı attığımızda bu taban 9 kuvvette bu olacaktır. 9 üzeri 1 bölü 2. 9'un karekökü yani bu. O halde x eksi 1 3 x eşittir 4 geldi. Zaten x'i sorduğu için cevap bitti. Hatta x'i 4 yazdığımızda ne olur? Şurası şey çıkıyor. 9 tabanında 3. Yani 1 bölü 2 geliyormuş. Devam. 3 ile 48 terimleri arasına aritmetik bir dizinin terimleri olacak şekilde. Yani 3 ve 48. Kaç tane? 8 tane miymiş? Hop 8 tane. Bunu aslında mantıken bulabilirsiniz. 3, 5, 7 sayarsın. Denk geliyor mu? Denk gelmiyor. O zaman 3, 7 falan. Ama tabii denemek riskli biraz. Çünkü ortak fark tam sayı değilse buçukları denemek lazım. Çok uğraştırır. O yüzden zaten bu soruyu çok kolay çözeceğiz. Uzatmaya gerek yok. Oluşan bu 10 terimli dizinin 5'inin terimi kaçtır diyor. Biz önce ortak farkı bulalım. Çünkü bize ortak fark her zaman lazım gençler. Ortak farkı bulmadan bir şey yapamayız. Ortak fark için ne yapacağız? 3 A1 burası da A10 yani 10. terim. A1'den A10'a kaç terim fark var bakalım. 1'den 10'a kadar 9 terim vardır. O zaman R eşittir. A10 eksi A1 bölü 10 eksi 1 yani 9. İşte bunların farkını 9'a böldüğümüzde zaten göreceğiz. Buradan buraya 9 adım gitmişsin ve 45 artmış. Yani 45 bölü şu 1 olacak pardon. 45 bölü 9'dan 5. Her adımda 5 5 arttırdığı için bundan sonrası artık gayet kolaydır. Mesela buradan sonra tek tek bulabilirsin. 5 artarsa 8. 5 artarsa 13. 5 artarsa 18. Böyle böyle gidecek. A2, A3, A4. O zaman bir daha artarsa A5'i bulacağım. 23'müş. A5 ile alakalı başka türlü bulmak tabii mümkün. A1 belli olduğu için A5 şuna da eşittir gençler. A1 artı 4R'dir. Yani bunlar arasındaki fark ne kadarsa o kadar R ekleyeceksiniz. O halde A5 eşittir. 3 artı 4 kere 5 20'den 23'ü o şekilde de bulursunuz. Ama bunlar da çok kolay olduğu için tek tek saysanız bile zaten topu topu 8 tane terim var. Çok hızlı bulacaksınız.
Gelelim şöyle özellik tarzı sorulara. Bunlar da kesinlikle bir özellik var ama görmek lazım gençler. Bakalım pozitif terimli bir aritmetik dizide pozitif terim demesi bir bilgidir. Büyük ihtimalle işimize yarayacak. İfadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi A12 var. 3 tane A15 var. A17 var. A4 var. A4 artı A12. Sonra A3. Yok 3 tane pardon. A15. 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 Bir de A17. Bakalım burada bir ilişki görebilecek miyiz? Aşağıda da 25 ve 1 var. Yani 26. Yani 26'yı görmeye çalışacağız gençler. 26'yı yakalayabilecek miyiz bakalım? Veya 52 de olur mu? 52 de olur. 4, 12, 16, 26 geliyor mu bir yerlerden? Hmm. 2, 2 baksak. 15, 26, 52 geliyor mu? Hmm. 30. İki terim lazım olmuyor. Peki bunların yarısı 13 yapar. 13'ten bir şey görebiliyor muyuz? 15, 32. Bir şey göremedim ya burada ne yapacağız özellik olarak? 12, 14, 16. 12, 14, 16 yapar. 32. Ha 16 bu da yapıyor. Evet. Ama 30 geliyor şuradan da. Şuradan bir 16 geldi. Şuradan 32 geldi. Şimdi buradan da 16 gelir ama iki katı geliyor. Burada 15 var. 15 üzerinden yapsak peki nasıl olur? 15 bölme 30 yapmaya çalışsak. 32 72 62 66 78 78'in ne özelliği var? 4'e bölsek 19. Yok 19 değil. 78 39 değil. Allah Allah göremedim ya bu özellik. Nasıl yapsak? 1'e 25, 1'e 25, 26. Ortasını bulsak 13. 13'lerden çıkmıyor muydu? 13 ama 26 ile eklemedik hiç. Değeri kaçtır? Demek ki burada uzun yol bulacağız. Kısa yoldan çıkmadı gençler ya. Hocam eğer 3 çarpı A15 parçalamazsak şu yanlarda A16 yine A32 geliyor. Hani oradan bir şey çıkabilir mi? Şuradan 16 geldi. 2 tane A16. Buradan A16. 3 tane A16. Sonra 3'ü de ortak paranteze alırız. A16 artı A15. Şimdi bir dakika. Şuradan 2 tane A16 geldi. Evet, şuradan da Buradan gelmiyor. Nereden geldi başka? 32 var mı? 78 26'nın 3 katı. Ha 78 26'nın 3 katıysa iyi o zaman. Tamam oradan da bulurmuşuz ya. 78'e bakarsak o zaman demek ki bunlar 26 yapmaya çalışacağız. Tamam oradan çıkacak gibi sanki. Evin bir şeyler söyledi oradan. Bunları bir silelim. 78 olarak düşüneceğiz demek ki gençler. Peki 26 nasıl gelecek buradan? 15 16 var burada olmaz. Şu 15 ile 19, 17 ile 12, 29 geldi. O zaman biz komple buna şey diyeceğiz. A 13'ün 6 katı diyebilir miyiz? A 13 çarpı 6. Evet, oradan gidecekmişiz. Doğru ya, oradan çıkıyormuş. 78'in 26'nın 3 katı olması iyi oldu. Burası A1 ile A25. Neyse aynısını yazmış olduk artık. Şimdi şöyle yapacağız. Sonuçta 6 tane var ya gençler. 6 tane olduğuna göre ben buraya 6 tane A13 yazabilirim. Ama çok uzatmamak için uzatmıyorum. 6 çarpı A13 diyeceğim. Bölü.
Burada da A13 iki tane yazacağım. Bak burada 6 tane dil olduğu için 6 yazmam lazım. Burada da 2 tane. O zaman buraya da A13 artı A13. Yani 2 tane A13 dememiz lazım. Yani cevap 3 çıkıyor. Eğer böyle bulamasaydık, bak bu özellik çünkü verilmiş, kolay gördük ama, yani kolay görmedik ama, göremeseydik ne yapacaktım? Hepsini birbiri cinsinden yazacaktım. O zaman illaki bir sadeleşme olacaktı gençler. Fakat çok uzun sürerdi. Evet, böylece kolayca çözdük. Kaç dakika oldu başlayalı biz? Ha, daha varmış, tamam, devam edelim. Şimdi aritmetiği bitirmemiz lazım ama biraz hızlanalım. Artık bu tarz soruları biliyorsunuz. Ama sadece bunun tek farkı sinüs kosinüs olması. Şunu biliyoruz. Bunların toplamı yarısı bunu verecek. O halde 2 kat olacak. Yani 1 bölü 2 diyeceğiz. Bunların toplamı 1 bölü 2 ise sorduğu ne? Sinüs 2x nedir? Bu biraz tabii trigonometri bilgisi de gerektiriyor. Geçen seneki bilgilerinize şurada özdeşliklerden alırsak bunun karesi sin kare x cos kare x 2 sinüs x kosinüs x. Ama bu bilgi sizin için daha hala görmemiştik o zaman gerçi ya bu soruyu. Bu soruyu trigonometride gördükten sonra anladınız. Çünkü şurası sinüs 2x'tir. Yarım açı formülünden. 2 kat açı formülünden geldi. Burayı zaten 1 olduğunu biliyoruz. Sağ tarafta 1 bölü 4. O halde sinüs x'in karşıya attığımızda 2x'in ne olduğunu gördük. 1 bölü 4 eksi 1. 1 bölü 4'ten 1 çıkarsa eksi 3 bölü 4 geliyor. Bu o konuda zamanında biraz şeymiş ama sonradan artık çözebilirsiniz tabii. Yukarıdaki eş karelerin örüntü verilmiştir. Bu örüntünün kaçıncı adımında 2019 tane kare kullanılmıştır? Bir bakalım, bir aritmetik veya geometrik dizi var mı görmeye çalışacağız. Eş karelere oluşturulmuş bir örüntünün ilk 4 adımı verilmiştir. Birinci adımda 1, ikinci adımda 3, 1, 3, 5 gidiyor mu? Zaten aritmetik dizi. O halde 2019 tane kare olması için AN, yani n'inci teriminin 2019 olması gerekiyor. İlk terim belli. Zaten bu dizinin hemen şeyini bulalım. Kuralını bulalım. İlk terim 1'miş. O artış miktarı 3 olduğunu, 2 olduğuna göre 2 enli bir şey olması lazım. AN. İki enli bir şey. Ama ilk terim 1 olduğuna göre en yerini 1 yazdığımızda 1 çıkması için eksi 2n eksi 1 demek lazım. 2n eksi 1 ise a 2010 şey an eşittir 2019 ise o halde 2019 2n eksi 1 2019 2020 yarısından 1010 gelecektir. Yani 1010. terimi bu olacaktır. Ve buna da bakalım, dersimizin son sorusu bu olsun. A3, A8, A11, A5. Bunlar veriliyor. Veya blok yapalım zaten, biz dersi şey yapmayalım. Bir dakika, pardon gençler, şey olmuş. Zaman geçmiş. Şu an zoom atacak. Blok devam edelim. Edeceğiz de zoom atacağı için ben şey yapayım. Kapatmak lazım dersi. Zoom atacağı için yarım kalmasın diye ben şimdi kapatıyorum. Hatta zoom kendi kapattı. Durduralım. İkinci dersimize başladık. Şu an zaten ders blok olduğu için ikinci ders birinci ders iyice karıştı. Çok önemli değil zaten. Kayıt kesintisiz işliyor, YouTube kaydı. Şimdi AN bir aritmetik dizi olmak üzere A3, A8 ve bunlar veriliyor. A2 kaçtır diyor. Şimdi normalde bu tarz sorularda şeyle yapılır. Uzun yolu yaparsınız ama pratik bir yol var mı diye bakmak lazım. Belki olabilir. Baktığımızda görebilecek miyiz görelim. 11. Ha, arada eksi olduğu için görmek zor ya. Şu eksi olmasaydı iyiydi. Bu eksi işi bozuyor. Bakayım bozuyor mu? Bunların 11 yapar. Buradan bir 11 geliyor. Ama iki tane 11 geliyor. Cık, yok. Toplasak. Burada çıkarım olması zaten işi bozuyor. Şu artı olsaydı bir bakardık ama şu an burada mecburen uzun yolla çözeceğiz. Yani hepsini birinin cinsinden yazacağız. Ve sonra iki bilinmeyenli denklem sistem olacak. Oradan çözeceğiz. A2 sorduğu için zaten şey yapalım biz. Hepsini A2 cinsinden yazalım. Çok uğraştırmasın bizi. A2 cinsinden yazarsam burayı gençler. A3 nedir? A2'nin kaç fazlası?
R fazlası. A8 de A2'nin 6R fazlası. Yani arada kaç fark varsa 2 ile 8 arasında oradan o kadar R ekleyeceksiniz. 31. Sonra A11'e geldiğimizde A2'nin 9R fazlası ve A2'nin burada yanında eksi olacak. Kaç R fazlası? A5'te 3R fazlası. 18. Taraf tarafı topladığımızda bunlar zaten gidiyormuş bunlar ya. Ha zaten alttakinde R belliymiş ya. Hay Allah, kolay yol varmış, ben dikkat etmedim. Arada eksi olduğu için zaten uzatmaya gerek yokmuş. A11 ile A5 zaten 6R yapar ya. 6R 18 ise R 3'müş. Buradan zaten R'yi buluyormuşuz. Şimdi R 3 olduğuna göre yukarıdaki işlemi de yapmışız zaten. Oradan devam edelim. R 3 ise R 3 olduğu için A2 2 tane A2 artı 7R 31 37 21 karşıya attık. 2 tane A2 10 geldi. A2 5'miş. Devam. Bakalım başka ilginç bir soru var mı? İlk terim 8, ortak farkı 3'tür. İlk 10 terimin toplamı. Ha, şunu yapmadık işte, değil mi? Aritmetik dizide terimler toplamını hiç yapmamıştık. Onu az önce hatırlamıştık. Sn neydi? İki türlü bulabiliyoruz. İlk ve son terimden bulabiliriz. Gauss metodu olduğu için oradan bulunabilir. İlk terim ve son terimin toplamı, bir de terim sayısının yarısıyla çarpacaktık. Bu Gauss'tan gelen bir özellik. Ya da eğer son terim belli değilse, ortak fark belli ise şuraya n yerine a n yerine a1 artı şey yazıyorduk. N eksi 1 r yazıyorduk. A1 artı n eksi 1 çarpı r yazıyorduk. Buradan açtığımızda Sn, yani ilk n terimin toplamı. Bu tabi ilk n terim gençler. Herhangi bir n terim değil. İlla birden ilk terimden başlamamız lazım. 2 tane a1, sonra burası 2 tane a1, n eksi 1 çarpı r. Bize soruda ne verilmiş? İlk terimi 8, ortak farkı 3. Yani şu formülle yapmak sanki daha kolay gibi. İlk 10 terim sormuş. Ama böyle yapmak aklınıza gelmiyorsa 10. terim bulabilirsiniz. 10. terim zaten bulunca da buradan çıkacaktır. Ben şimdi şuradan yapayım, alttaki formülden. S 10'u sormuş. O halde ilk terimi 8 ise ortak fark da belli. Hemen çıkaralım. 2 tane 8 artı n eksi 1, yani 10 eksi 1 çarpı r 3 bölü terim sayısının yarısı, yani n bölü 2. 10 bölü 2. S 10 2 8 16 27 çarpı 5 ne yapar? 27 37 43. 43'ün yarısı 20 215. 21,5'tan 215 galiba çıkacak. Şimdi bu tabi böyle formül biraz karışık gözüküyor ama gerçekten çok kolay zaten. Bunu siz Gauss teoreminde görmüştünüz. Yani ilk terim 8 ise, 8 ortak farkı 3 ise, 8 sonra 11 sonra 14. Böyle son terim bulsanız olur zaten. Son terim kaç çıkar? Ortak farkı 9 kere ekleyeceğim ben 10. terime. Yani 27 eklersem 8'e, 27 artı 8'den 35. Yani böyle de bulabilirsiniz. Çünkü son terim artı ilk terim, bakın 35 artı 8 43 mü? 43 çarpı terim 10 tane olduğu için 10 bölü 2. Bakın aynısı. 43 çarpı 5. Fark etmiyor yani. O mantıken de çok kolay bulunur bu aritmetik dizilerde. Geometriklerde biraz daha zor ama orada çünkü çarpma olduğu için terimler çok aşırı büyüyor. Onun formülünü bilmek lazım. 33 olduğuna göre bu dizinin ilk 40 teriminin toplamı. Yani S 40'ı soruyor. İlk 40 teriminin toplamını tabi bulmak burada şey uzun yolla mümkün. Uzun yolla nasıl yaparsınız? Az önce bizim yapmaya çalıştığımız yöntem gibi. Bunları R cinsinden ve herhangi bir terim cinsinden yazdığınızda 2000'in denklem sisteminden ortak farkı bulursunuz. Oradan ilk terim de bulursunuz. Sonra çıkar. Ama bu soruda belki pratik bir yol vardır diye düşünüyoruz. Ne yapacağız? Şöyle düşünelim. Bu formülü istiyorsa şu lazım bana.
A1 artı A40, bir de 40 bölü 2 lazım. Buradan belki yakalamaya çalışmamız lazım. Bu da nedir? A41'dir. Acaba 41 denk geliyor mu bir görelim. A41, yani alt indislerin toplamı 41 olması lazım. 17, 33 ne yapar? 33 bağlantı galiba. 33, 17 ne yapar? 40, 50 yapar. Buradan bir şey gelmedi mi? Burası şöyle alt alta toplasak ne olur bakalım. 33, 45. Bir şey göremedim 41'li. Var mı? 17, 29. 29 geldi. Buradan 33'e 20. Peki ortalarına baksak nasıl olacak? 33 ile 20'nin ortasında kim var? 33 ile 20 50 yapar. Ortasında 25 var. 25 düşünsek. Buradan ortasında ne var? 12 16 geliyor. 16, 25. Evet tam geliyor. Doğru. Tamam. Burada 25 var ortasında. Bakın gençler şöyle yapalım. Tabi taktik aradığımız için burada uğraştık ama normalde de direkt çözebilirdik. Şurası şeydir. İki tane A25 70'tir. Yani A25'in 35 olduğu cepte. Şuraya geldiğimizde orta olduğu için orası da A16. İki tane A16. Bu da şu. 34. Buradan da A16'nın 17 olduğunu gördük. Şimdi bu bilgileri nasıl kullanacağız? Bakın 41 geliyor. 15 ile 20, 26 da şey 25 ile 16 da 40, 41 yapıyor. O halde A1 ile A40'ın toplamı A25 ile A16'nın toplamına eşittir. Çünkü alt indisleri aynı. Böyle pratik olarak da bulabilirsiniz. Hiçbir terim bulmadan, hiç ortak fark bulmadan çıkar. Bu neydi? 17, 35, 45, 52. Burası 52 ise o zaman S40 eşittir 52 çarpı 20 gelecektir. Buradan işte 104.040. Pratik yöntemi böyle bir araştırmak lazım. Belki vardır diye düşündük. Bulamasaydık zaten illaki garanti çözüm var. Çünkü burada ortak fark ve bir terim illaki bulunacaktır. Uzar ama çözülür yani. Evet, yani ortak şeyle bayağı çözdük. Aritmetik dizi ile alakalı bayağı soru çözdük. Şimdi gelelim geometrik diziye. Bakalım daha ilginç bir soruları var mı? Ardışık terimlermiş. Bunları gençler ben zaten YouTube kanalında çözdüm. Bunların çözümleri hep vardır. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi geometrik diziye geçelim. Çıkmış soru varmış bir tane de. Bayağı soru kaldı ama vaktimiz yok. Geometrik diziye geçelim. Bunu bitireyim bu dersi. Burada bitsin.